Şu elimde görmüş olduğunuz karışımın içinde tam tamına 1000 kalori var arkadaşlar. Ben kilo almak istiyorum, kas yapmak istiyorum, hacimlenme istiyorum diyorsanız bu içeceği yapacaksınız, kafaya dikip içeceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Fitemek'ten merhaba arkadaşlar, ben Emre. Fitemek'in Fit Mutfağı'na tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer birazcık böyle yağ yakmaya çalışan değil de kilo almaya çalışan, kas kütlesini arttırmaya çalışan, daha böyle irileşmek isteyen arkadaşlara yönelik bir tarif vereceğim sizlere. Özellikle böyle iştahım yok, bir türlü yemek yiyemiyorum, ne kadar yesem de kilo alamıyorum falan diyen böyle bu tür lafları günlük hayatında çok fazla kullanan arkadaşların hayatını kolaylaştıracak, kolayca kalori almanızı sağlayacak, aynı zamanda sağlıklı kaloriler almanızı sağlayacak bir içecek tarifi vereceğim size. Bunu çok pratik bir şekilde hemen hazırlayacaksınız ve yani yapması kadar içmesi de pratik olan bir şey olacak bu. Direkt kafaya dikerek 1000 kalori alacaksınız. Şaka değil. Yani tabak tabak yemek yemekte zorlanıyorsanız eğer yemeğinizin üstüne böyle tıkandıktan sonra direkt bunu kafaya dikip böyle bir takviye oluşturabilirsiniz. Sadece bununla beslenmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu işte içecek 1000 kalori. Ben bundan günde 2 tane 3 tane içeyim de günlük ihtiyacımı karşılayayım demeyin arkadaşlar. Yalnızca likit gıdalarla beslenmek çok mantıklı olmayacaktır. Yine yemeğinizi yiyin. Ara öğün olarak böyle kalori ihtiyacınızı tamamlayamadığınız noktalarda bu içeceği hemen hazırlayıp pratik bir şekilde kafaya dikip 1000 kalorinizi alabilirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar lafı fazla uzatmadan. Burada blenderımın kabıyla hemen işe başlıyorum tabii ki. Her zamanki gibi blender, sporcu dostu blenderlar. Bunun içinde süt var arkadaşlar. Ne kadar süt var? Bir 2,5 su bardağı kadar falan süt var bunun içinde. Burada eğer süte karşı bir intoleransınız varsa, laktoza karşı özellikle, laktozsuz süt falan da kullanabilirsiniz. Ama süt bana bende sıkıntı yapmıyor, şişkinlik yapmıyor diyorsanız normal tam yağlı sütle kullanabilirsiniz. Yarım yağlı sütleri önermiyorum, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Daha sonra bu sütümün üstüne yine sporcu dostu olan bir başka besin kaynağı yulaf ezmesi ekliyorum arkadaşlar. Bir su bardağı kadar yulaf ezmesi ekleyeceğim ben buna. Bir bardak yulaf ezmesi de böyle 70-75 grama falan denk gelmektedir. Bu tarifin kalori değerini, besin değerini, karbonhidrat değerini arttırmak isteyen arkadaşlar daha fazla yulaf ezmesi de koyabilirler. Ama yulaf ezmesi miktarını çok fazla arttırırsanız içecek o kadar yoğunlaşacaktır kıvamı. Onu da göz önünde bulundurarak ekleme yapın eğer yapacaksanız. 1 su bardağı kadar yeterli olacaktır. Bunu da üzerine ekledim. Ardından burada size birkaç alternatif sunacağım. Biliyorsunuz kuru yemişler böyle sağlıklı yağ kaynaklarıdır, sağlıklı kalori kaynaklarıdır, aynı zamanda kolay kalori kaynaklarıdır. Yalnızca böyle içeceklerde değil, normal böyle günlük hayatta koşuşturma sırasında, işte güçte, okulda falan böyle hemen alıp bir paket kuru yemiş gömüp böyle rahatça yine kalori ihtiyacınızı karşılamanızda destek sağlayabilirsiniz bu besinlerden. Ben fındık kullanacağım arkadaşlar. Bunun yerine fıstık kullanabilirsiniz, yer fıstığı, badem kullanabilirsiniz, ceviz kullanabilirsiniz. Hepsi hem tat olarak buna yakışmaktadır hem de besin değeri açısından oldukça destekleyici besinlerdir. Ne kadar ekleyeceğim? Şöyle bir avuç kadar, ama bayağı dolu dolu bir avuç kadar fındık ekliyorum ben bunun üstüne. Bu da yaklaşık bir 30 grama falan denk gelecek eklediğim fındık miktarı. Yine diğer kuru yemiş türlerinden kullanıyorsanız yakın miktarlarda ekleyebilirsiniz. Bir avuç kadar ekleyebilirsiniz. Fındığımı da ekledikten sonra değişik bir şey ekleyeceğim bu sefer. Normalde böyle shake'lerde falan görmeye alışık olmadığınız bir şey olacak. Ama daha önce zaten tariflerimi yapan arkadaşlar, lezzet konusunda bana güvenen arkadaşlar bu konuda sıkıntı yaşamadan deneyecektir diye tahmin ediyorum. Ne ekleyeceğim arkadaşlar? Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Hem çok güzel bir aroma veriyor. Bunun kokusu, inanılmaz güzel bir kokusu var bunun. Hem yine kaliteli, sağlıklı bir yağ kaynağı. Öyle işte trans yağları bilmem nelere benzemez. Kaliteli yağdır. Hem de lezzetli. Kolay kalori kaynakları dedik. Bu da tüketmesi gayet kolay. Güzel bir aroma veriyor ve içinde kaybolup gidiyor zaten. İçerken bunu fark etmiyorsunuz bile. Yalnızca o güzel aromasını böyle alıyorsunuz. Burnunuza o koku geliyor mükemmel bir şekilde. Bundan bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu da yine kolayca benim içeceğimin kalori değerini arttıran bir besin. Böyle özellikle toplu alırsanız, çok alırsanız ucuza da gelebiliyor. İnternetten falan bakabilirsiniz bu Hindistan cevizi yağı fiyatlarına. Ben bunu nereden almıştım? Ben bunu şeyden aldım. Gratisten aldım. Bu AVM'lerdeki falan güzellik malzemeleri satan yerlerde bunlar da oluyor. Çünkü maskesi falan yapılıyor bunların sanırım. Ya da cilde de sürülerek kullanılan bir şey olduğu için. Oralardan da alabilirsiniz yani. İçine bakın, %100 Hindistan cevizi yağı yazıyorsa yeme içme için de kullanabilirsiniz. Daha sonra tabii ki olmazsa olmaz. Hem içeceğimizin lezzetini 2 ile 3 ile çarpacak. İnanılmaz güzel bir lezzet katacak. Hem karbonhidrat ekleyecek içine, hem potasyum ekleyecek. İnanılmaz mükemmel meyvemiz. Muzdan faydalanıyoruz arkadaşlar. Bir tane de muz atıyorum ben bunun içine. Bu arada zaten bunu daha içmeden ağzınızda böyle bir tadı canlanmıştır izlerken eminim. Benim şu an canlandı yani bunu yaparken. Bir an önce yapıp tatmak için.
Hazırsızlanıyorum yani. Sabırsızlanmaya da geçtim artık, hazırsızlanmaya başladım. Evet, muzu da ekledim bunun içine. Şu elimde görmüş olduğunuz karışımın içinde tam tamına 1000 kalori var arkadaşlar. Ben kilo almak istiyorum, kas yapmak istiyorum, hacimlenmek istiyorum diyorsanız bu içeceği yapacaksınız, kafaya dikip içeceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Sizin için hemen ben bunun bir tadına bakıyorum. Tadı gerçekten muazzam. O muzla birlikte birleşen o Hindistan cevizi yağının aroması, bir yandan hafiften böyle bir fındık aromaları, bir yandan süt falan. Hepsi zaten inanılmaz lezzetli ve sağlıklı şeyler bunun içindeki. Mutlaka yapın deneyin. Muhtemelen hayatınızda aldığınız en kolay 1000 kalori olacak bu içecek. Tarifi yapın bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Deneyen arkadaşlar, yorumu olan arkadaşlar veya bu tip içeriklerin devamı gelsin diyen arkadaşlar yine yorumlar kısmında yorumlarını belirtebilirler. Aynı zamanda videoya bir like atmayı da ihmal etmeyen arkadaşlar. Sizin bu beğenileriniz sayesinde kanal devam ediyor. Kanal büyümeye devam ediyor, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda bir duyuru yapmıştım. Bu muz ektiğim, bahçede muz ektiğim videoda beslenme koçluğu verecektim aranızdan bir kişiye çekilişle. Bayağı bir katılım oldu. Formu çok fazla dolduran arkadaş oldu bizim beslenme uygulamamızı geliştirmemize katkıda bulunduğunuz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Anketi dolduran arkadaşlar arasında çekilişte bir kişiye beslenme koçluğu vereceğimi söylemiştim. Çekilişi yaptım. Sertaç Söner isimli arkadaşa çıktı. Kendisine mail attım ama bir dönüş olmadı. Sertaç, bu videoyu izledikten sonra sen bir gün daha veriyor, şans veriyorum dostum. Mailime dönüş yaparsan eğer seninle koçluğa başlayacağız, olmadı diyen diğer katılan arkadaşlardan tekrar çekilişte yeni bir isim belirleyip ona beslenme koçluğu vereceğim. Ve bütün bir aylık yeme içmenin her şeyini ben planlayacağım hedefine yönelik olarak. Öyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayan varsa hemen şuradan kanala abone olabilirler. Aramıza katılabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving.